Bu kumpasla neyi kastediyorlar, kimi kastediyorlar, kimi işaret ediyorlar? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması gerekir. Ama zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bu tür ithamlarının olduğunu biliyoruz. Bunun hiçbir objektif, nesnel temelinin olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bir takım sorunlar yaşıyorsa, liderlik sorunu, yönetim sorunu vesaire, bunlar kendi içlerinde çözmeleri gereken meselelerdir. Ama bunu Cumhurbaşkanımıza atıf yaparak ya da Cumhurbaşkanımızın adını zikreterek kendini rahatlatma çabası olarak birileri hayata geçirmeye çalışıyorsa burada da hata yaptıklarını ifade etmeliyiz. 2019 sürecine giderken de şunu çok açık ve net söyleyeyim. Kendisine ve milletine güvenen bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başka yola tevessül edeceğini iddia etmek ancak abesle iştigal etmek olur. Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar. Almanya'da devam etmekte olan seçim atmosferinde yapıldığını düşündüğümüz, düşünmek istediğimiz açıklamalar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'yi böyle %50 şurada, %50 burada gibi tasniflere tabi tutarak bir takım dışarıdan siyasi mülahazalar yapmak son derece sakıncalıdır. Demokratik ilkelere de aykırıdır. Aynı mantıkla biz Almanya için benzer bir analiz yapsak Sayın Merkel'in tepkisi ne olur acaba? Türkiye-Almanya arasında yaşanan bu gerginliği Alman makamlarının bütün Avrupa'ya yayma gayreti aslında onların bir çaresizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Zira öncelikle şunu söyleyeyim, yani biz Almanya ile veya herhangi bir Avrupa ülkesiyle herhangi bir gerilim yaşamak istemeyiz. Ama bunun objektif nedenleri nedir diye sorulduğu zaman bununla ilgili de bizim de söyleyecek birkaç sözümüzün olduğunu ifade etmeliyiz. Yani kendilerinin dile getirdiği bir takım konular varsa Türkiye'nin de bu konuda son derece meşru, haklı, güvenlik kaynaklı endişelerinin, taleplerinin olduğunu ifade etmeliyiz. Örnek olarak Almanya'da şu anda faaliyet gösteren terör örgütleri, bunların uzantıları. Yıllardır biz bunu konuşuyoruz. PKK terör örgütü, DHKPC terör örgütü, şimdi son dönemde buna FETÖ terör örgütü de eklendi. Bunlara böyle kol kanat gerilmesi, Türkiye karşıtı gruplara, şahıslara her tür kapının açılması, her tür itibarın gösterilmesi büyük soru işaretlerine yol açıyor. Türk kamuoyunda da Almanya ne yapmaya çalışıyor sorularını ister istemez gündeme getiriyor.